Biz 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz diyoruz. Davulla zurnayla göndereceğiz diyor. Huzur içinde göndereceğiz diyoruz. Kavga olmayacak Suriye'de, barış olacak diyoruz. Beyefendinin bakış açısı ise 3,5 milyon Suriyeli az geldi. Şimdi bir de İdlib'den bir ordu gelsin. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle? Değerli arkadaşlarım, Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız. Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız. Büyükelçilikleri açacağız karşılıklı. Sonra buradaki Suriyelilerin, diyeceğiz ki sizin yolunuzu, okulunuzu, köprünüzü, kreşinizi hepsini yapacağız. Avrupa Birliği'nin fonlarının desteğiyle yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Yeter mi? Hayır. Diyeceğiz ki buradan gelen Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini teminat altına almak zorundayız. Bunu söyleyeceğiz karşı tarafa ve teminat altına alacağız. Sonra Antepli kardeşlerimize diyeceğiz ki, Gaziantepli kardeşlerimize, gidin fabrikalar kurun orada. Suriyeliler kendi sizin fabrikalarda çalışsınlar, üretsinler, kazansınlar. Bir şey istemiyoruz, kazandığınız dövizi Türkiye'ye getirin. Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına hizmet edin. Emin olun bütün fabrikalar yapılır orada. Bizim olaya bakışımızı milletin takdirine sunuyorum. Daha fazla mülteci istemiyoruz. Sığınmacı istemiyoruz. Bunu öngören bütün düzenlemelere karşıyız. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve şehidimiz, polisimiz gitti. Mücadele, ne mücadelesi kardeş? Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit ettiler değil mi? 33 askerimizi. Soruyorum, sen ne yaptın? 33 askerimiz şehit edilirken sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. O geleceğine sen gittin. Bu benim onuruma dokunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak benim onuruma dokunuyor bu. Bir de kapıda beklettiler. Bir de onu televizyonlarda yayınladılar. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Değerli arkadaşlar, ha diyorsan ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin bölünmesini, parçalanmasını istemiyoruz. Bunu da açık yüreklikle söylüyoruz. Suriye'ye barışı getireceğiz. Türkiye, Suriye, Irak, İran, bütün komşularımızla barışacağız. OBİT, Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesini hayata geçireceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Projesi. Ha efendim, bizim askerlerimiz şehit olsun. Bunu istiyor beyefendi. Niye bizim askerimiz, garip gureba'nın evladı, çocuğu orada şehit olsun? Komando marşını söyleyen TÜGVA'cılar var. Değil mi? Komando marşı söylüyorlar. En büyük komutanımız da Erdoğan diyorlar. E gönder kardeşim onları Suriye'ye. Başkomutanı da, oradaki komutanı da Bilal Erdoğan olsun. Ne olacak yani? Hiçbir askerimizin, hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Hiçbir askerimizin, evladımızın burnunun kanaması. Niye yapıyorsunuz siz bunu? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bunu? Biz ayrıca değerli arkadaşlar, bunların terk ettiği vatan toprağını, bayrağımızı indirip terk ettikleri vatan toprağına bayrağımızı yeniden dikeceğiz, Süleyman Şah Türbesi'ni oraya götüreceğiz.
Özellikle değerli arkadaşlarım, büyükelçiler krizi göstermiştir ki Türkiye yönetilmiyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi boyunca bir kişinin iki dudağına teslim edilmemiştir. İstişare diye bir şey yoktur. Meydanda alkışı görünce aklına gelen ilk şeyi söylüyor. Özellikle de ruh sağlığı sorunu olan birisine bir devlet teslim edilemez. IŞİD ve El-Kaide militanları. Hapisten çıkarıyorsun. Polis yakalıyor güvenlik güçleri. İki askerimizi diri diri yakıyorlar. İki askerimizi. Polis yakalıyor. Adalete teslim ediyor. Bir bakıyorsun beyefendiyi serbest bırakmışlar. Kim araya girdi de serbest bıraktılar? Kim araya girdi? Sonra bir gazeteci arkadaşımız yazınca serbest bırakıldığını, yeniden gidip tutukladılar ve hapse attılar. El-Kaide ve IŞİD'in banka hesaplarını neden incelemiyorsunuz? Onların 42 ilde Türkiye'de örgütlendiğini biliyoruz. Neden mücadele etmiyorsunuz? Uyuyan hücreleri herkes biliyor. Neden müdahale etmiyorsunuz? Sen önce kendi içine bak. Kendi toprağına bak. Kendi vatanına bak. Değerli arkadaşlarım, önemli bir şey var. Bu tezkerede ayrıca yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanlığı belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Erdoğan'a sormuyorum. Sormaya gerek de yok zaten. Yönetme kapasitesi olmayan adama zaten soru sormak da yanlış. Yanlış yani. Bahçeli'ye soruyorum, Bahçeli'ye. Bahçeli'ye soruyorum. Bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye gelip konuşlanacak, sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diye el kaldıracaksın. Söyle bakayım, milliyetçi sen misin, biz miyiz?